Sihirli çeşme. Bir varmış, bir yokmuş. Çarşı, pazarda soğan, sarımsak satarken, terazimin kolu kırıldı bir güzele bakarken. Sivrisinek hatırı için. Tavuk tepti, horoz öttü, bülbül kızın selam etti. Dam altında daldasın. A benim güzelim, neredesin? Bazı gül gibi açarsın, bazı da havalarda uçarsın. Masal masal masladı. İki kedi atladı. Kurbağa kanatlandı. Gitti gelin getirmeye. Gelin çıktı çardağa. Çat yerleşti bardağa. Masaldır bunun adı. Söylemekle çıkar tadı. Vakti zamanında bir memleket padişahının hiç çocuğu olmuyormuş. Padişah da, sultan da çocuğu çok sevdikleri halde Allah onlara bir türlü çocuk vermiyormuş. Dünyanın her tarafından da en ünlü hekimler gelip sultanı muayene etmişler. Adı duyulmamış, pek değerli otlardan ilaçlar yapılmış. Fakat hiçbiri fayda etmemiş. Böylece günleri üzüntü içinde geçiyormuş. Nihayet padişahın da sultanın da oldukça yaşlandıkları bir sırada bunların bir kız çocukları olmuş. Padişah ve sultanla beraber bütün memleket sevince bürünmüş. Günlerce şenlikler yapılmış, ziyafetler verilmiş. Günler geçtikçe dadıların, halayıkların en üstünde taşıdıkları kız büyümeye başlamış. Büyüdükçe de güzelleşiyormuş. Fakat tam bir genç kız haline geldiği zaman vücudunun her tarafında yaralar çıkmaz mı? Kızlarının bu haline pek üzülen padişahla sultan, önce memleketin bütün hekimlerini saraya çağırarak kızlarını muayene ettirmişler. Sonra en pahalı ilaçları yaptırarak vücuduna sürdürmüşler. Lakin hiçbir fayda vermemiş. Yaralar azalacağına her gün biraz daha artıyormuş. Bu sefer padişah dünyanın dört bir tarafına adamlarını göndererek en namlı hekimleri getirmiş. Onların söyledikleri ilaçları yaptırmış. Gene de bir fayda görülmemiş. Zavallı genç sultanın vücudunda artık yarasız hiçbir yer kalmamış. Acısından duramıyor, gözyaşlarını tutamıyor, yaralarından akan kanlar da bir türlü dinmiyormuş. Nihayet çaresiz kalan padişah sarayın kuyumcularına emir vererek kızının vücudunu baştan aşağıya altınla kaplatmış. Böylelikle akan kanlar durmuş ama yaralar iyi olmadığı için acısı da devam ediyormuş. Neyse, padişah da, sultan da kızımızın derdine hiç olmazsa bu kadarcık çare bulduk diye ferahlamışlar. Genç sultanın vücudu altına kaplanınca haber memleketin her tarafına yayılmış. Herkes bu yaralı sultanı merak etmeye başlamış. Hırsızlar ve cadı karılar da saraya girip kızın üzerindeki bu altınları elde etmenin çaresini aramaya koyulmuşlar. Bu memlekette de herkesin korktuğu bir cadı karı varmış. Yaşlı olmasına rağmen güçlü, kuvvetli olan bu koca karı kıyafet değiştirip kimseye tanınmadan türlü kötü işler yaparmış. İşte bu cadı karı haberi alır almaz kendisini hiç kimsenin tanıyamayacağı bir şekle sokmuş. Eline de bir çanta alarak sarayın önüne gelmiş. Sarayın kapıcısını eliyle işaret edip çağırarak "Oğlum" demiş, "ben Yemen'den geliyorum. Oranın çok ünlü hekimlerinden birinin kızıyım. Babam ölürken bütün ilaçlarını bana öğretti. Her türlü hastalığı hemen iyi ederim. Genç sultanımızın vücudunda yaralar çıktığını haber aldım. Hemen git padişahımıza söyle. Dilerse kızını çabucak yaralarından kurtarayım." Kapıcı koşup koca karının söylediklerini başkalfaya anlatmış. O da gidip sultana söylemiş. Sultan da hemen padişaha çıkarak başkalfadan öğrendiklerini bildirmiş. Padişah derhal emir vermiş. Koca karıyı biraz sonra karşısına çıkarmışlar ona. "Eğer söylediklerin doğru çıkar da kızımı yaralarından kurtarırsan seni zengin ederim" demiş. "Yok, eğer yaraları artarsa o zaman da ölümlerden ölüm beğen." Koca karı
Birkaç defa yerleri öpercesine eğilerek padişahı selamladıktan sonra "Sen hiç merak etme padişahım," diye cevap vermiş. "Ben Yemen'in çok ünlü bir hekiminin kızıyım. Babam ölürken bana bütün sanatını öğretti. Her türlü hastalıkları iyi edecek ilaçları bilirim. Bu ilaçlar yalnız benim memleketimde yetişen bazı otlardan ve çiçeklerden yapılır. Bu işi de yeryüzünde benden başka bilen yoktur. Ancak benim genç sultanlı bir odada 3-4 gün yalnız kalmam lazım. Yanımıza da hiç kimse girmeyecek." Padişah koca karıya inanmış. Saray bahçesinin uzak bir köşesinde küçük bir köşk varmış. Kızı ile ihtiyar kadını bu köşke götürüp yalnız bırakmalarını, yanlarına da 3-4 gün yetecek kadar yiyecek koymalarını emretmiş. Biraz sonra padişahın kızı ile koca karı bu küçük köşke girmişler. Derken gece olmuş. El ayak çekildiği, sarayda ışıkların tamamen söndüğü bir sırada koca karı çantasını açmış kıza. "Yavrum," demiş, "önce üzerindeki altın kaplamayı çıkarmam lazım. Ondan sonra yaralarına bakar, ilaçlarımı sürerim." Zavallı kızcağız her şeyden habersiz, "İyi olacağım, yaralardan kurtulacağım," diye sevinç içindeymiş. Koca karı bir takım aletlerle kızın üzerindeki altın kaplamayı sökmüş. Arkasından da çantasından bir şişe çıkararak kapağını açmış. İçindeki sihirli suyu kızın üzerine serpmiş. Genç sultan ne olduğunu anlayamamış. Biraz sonra başı dönmeye, gözleri kararmaya başlamış. Çok geçmeden de bayılmış. Olduğu yere ölü gibi uzanmış. Koca karı vakit kaybetmeden altınları küçük parçalara bölerek çantasına yerleştirip eline almış. Orada bulduğu eski bir entariyi kızın üzerine geçirmiş. Sonra onu sırtladığı gibi köşkten çıkmış. Genç sultan baygın bir şekilde sırtında olduğu halde dinlene dinlene saatlerce yol almış. Nihayet saraydan epeyce uzaklaştığını anlayınca kızı bir yol kenarına bırakmış, kaybolup gitmiş. Genç sultan sabaha karşı kendine gelmiş. Güneşin ilk ışıkları ortalığı aydınlatırken yerinden kalkmış. Bir de bakmış ki ıssız bir dağ başında. Üzerindeki altınlar sökülmüş. Yaraları eskisinden daha çok sızıyor. Her yerinden kanlar akıyor. Sırtında bir entari. Çaresiz etrafına bakınmaya başlamış. İleride bir çeşme görmüş. Gidip yüzünü gözünü yıkamış. Kana kana su içmiş. Sonra da eliyle çeşmeden su alıp vücudundaki yaraları sürmeye başlamış. Daha ilk yaraya suyu sürer sürmez orada hiçbir şey kalmamış. Yara kaybolmuş. Derken öteki yaralarını da birer birer yıkamış. Hepsi de tamamen iyi olmuşlar. Hayret. Kız artık ne yapacağını şaşırmış. Hoplayarak, zıplayarak, şarkılar söyleyerek yola düşmüş. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. 6 ay bir güz gitmiş. Gide gide bir tarlaya gelmiş. Tarlada ihtiyar bir adam çift sürüyormuş. Yanına gidip biraz ekmek istemiş. Sonra bir kenara oturup ihtiyar çiftçiye başından geçenleri anlatmış. Çiftçi kızı pek sevmiş. Onu yanına almayı kabul etmiş. Akşam üzeri çiftçinin köyüne beraber dönmüşler. Çiftçinin karısı ile yetişmiş bir oğlu varmış. Onlar da evimiz bir genç kız kazandı diye sevinmişler. Böylece güzel güzel geçinmeye başlamışlar. Nihayet bir gün çiftçi kızla oğlunu evlendirmiş. İki genç hayatlarından memnunmuşlar. Çok geçmeden bir oğulları olmuş. Genç kadın kocasına demiş ki, "Şu dünyanın haline bak. Ben neydim, ne oldum. Bundan sonra da ne olacağı belli değil. Ama hayatımdan çok memnunum. Yalnız senden bir ricam var. Eğer izin verirsen oğlumun adını ben koyayım. Bundan sonra da çocuğumuz olursa adlarını ben koymak istiyorum." Kocası onun bu dileğini hoş karşılamış. "Hay hay," demiş. Genç kadın bunun üzerine ilk çocuğuna "Ne edim" adını koymuş. Aradan epey bir zaman geçmiş. Bir oğlan çocukları daha olmuş. Ona da "Ne oldum" adını vermiş. "Ne edim" ile "Ne oldum" henüz 2-3 yaşlarındayken bunların bir oğlan çocukları daha dünyaya gelmiş.
Genç anne bu oğlana da ne olacağım adını takmış. Çocuklar günden güne büyüyorlar, büyüdükçe de güzelleşiyorlarmış. Dün anneleri ve babaları ile birlikte tarlaya gitmişler. Büyükler tarlada çalışırlarken onlar da yol kenarında oynuyorlarmış. Bu sırada bir gezden dönmekte olan padişah arabasıyla oradan geçiyormuş. Çocuklar pek hoşuna gitmiş. Arabayı durdurup bunları birer birer sevip okşamış. Sonra adlarını sormuş. Ne idim, ne oldum, ne olacağım adlarını duyunca şaşırmış. Çünkü o güne kadar böyle ad duymamış. Onlar böyle konuşurlarken genç anne ile baba yanlarına gelmiş. Gözleri zayıf gören padişah daha ihtiyarlamış ve beyaz sakalı daha da uzamış. Olmasına rağmen kızı onu hemen tanımış. Padişah bunlara çocuklarınıza neden böyle adlar koydunuz diye sorunca kızı dayanamamış, ağlamaya başlamış. Sonra koşup babasının ellerine sarılmış. Ona kendisini tanıtarak başından geçenleri anlatmış. İhtiyar padişah sevgili kızına kavuştuğu için sanki dünyalar onun olmuş. Kızı ile beraber damadını ve torunlarını da arabasını alarak doğruca saraya dönmüşler. O günden sonra hep birlikte mutlu bir hayat sürmeye başlamışlar. Onlar ermiş muradına. Biz çıkalım tavan arasına.